Ana haber bülteni Diyar Vindavi ile başlıyor. Merhaba sayın ve değerli seyircilerimize, Türk Mobil Televizyonu'ndan günlük haber bülteni ile karşınızdayız. Önceden haber başlıkları. Başbakan Mehmet Şial, Sudan yeni yerleşim kentleri ve arsalarda eğitim ve üretim kadrosuna öncelik verileceğini duyurdu. Başbakan Mehmet Şial, Sudan Takaddüm Partisi lideri Muhammed El-Halbusi ile hükümetin yürütme programını tamamlanmasında ve en önemlisi yeni bir anayasal yetkililerin seçilmesi olan anayasal hakların çözülmesini hızlandırmada desteklenmesinin önemini görüştü. Başka bir hükümet etkinliğinde Başbakan Federal Hükümetin bakanlıkların paralel kolu olan yerel yönetimlerin ve yürütme organlarının çalışmalarına verdiği desteği yeniden doğruladı. Üst düzey bir güvenlik heyeti ambardaki El Cezire Operasyonel Komutanlığı'nı ziyaret etti. Filistin meselesiyle ilgili olarak Irak hükümeti Lübnan sınırı yakınında göçmen Filistinlere yeni gıda ve yardım malzemeleri gönderdi. Siyonist işgal güçlerinin işlediği suçlarda Siyonist işgal güçlerinin Gazze şeridinin kuzeyindeki Nablus kavşağı yakınlarında gerçekleştirdiği katliam sonucu 70 Filistinli şehit oldu. Merhaba sayın seyircilerimiz. Başbakan Mehmet Şial, Sudan yeni yerleşim kentleri ve arsalarda eğitim ve üretim kadrosuna öncelik verileceğini duyurdu. Bu duyuru Başbakan'ın da hükümetin ikili ve üçlü verdiyaları sona erdirmek ve haraba olan okul binaları sorununun çözmek için çalıştığını doğruladığı sırada geldi. Öğretmenler Günü vesilesiyle Irak Öğretmenler Birliği tarafından düzenlenen merkez kutlamaya katılma sırasında gerçekleşti. Fi kulli am nusharikukum al-ihtifal bi'id al-muallim. İntilaqan min taqdirina li hadhihi al-mihnati as-samiyah. Fi kulli am nusharikukum الاحتفال بعيد المعلم انطلاقا من تقديرنا لهذه المهنة السامية وتقييمنا العالي لمكانتكم الرفيعة والمتميزة التي لن يشغلها في مجتمعنا سوى المعلم فأنتم بلا شك رسل المعرفة والأمناء الحاملون للقيم التربوية هذه الأهمية تعني لنا الكثير مثل ما تعني لشعبنا الكريم ضرورة قصوى للحفاظ على تراثنا الاعتباري والأخلاقي وقدرتنا على الاستمرار بالحياة ومواكبة التطور منذ الجلسة الأولى لهذه الحكومة قبل عام وبضعة أشهر كان ملف التربية والتعليم حاضراً وبقوة وكانت قراءاتنا لاحتياجات الناس وضروراتهم المعاشية اليومية لا تغادر الركن الذي تشكله المؤسسة التعليمية في مجمل المتطلبات الخدمية والاجتماعية ومنذ الأيام الأولى كان جانب البنى التحتية هو الملف الأبرز في اهتمامات الحكومة طرحنا ملف المدارس فلم يكن مقبولا لا في نظرنا ولا في نظر شعبنا الاستمرار بالدوامات المزدوجة والثلاثية ولا بالأبنية المدرسية المتهالكة ولا بفقر العملية التربوية من ناحية المستلزمات أو المناهج وأحوال المعلمين والمدرسين. Başbakan Mehmet Şial, Sudani Takatun Partisi lideri Muhammed El-Halbusi ile hükümetin yürütme programını tamamlanmasında ve en önemlisi yeni bir anayasal yetkililerin seçilmesi olan anayasal hakların
çözülmesini hızlandırmada desteklenmesinin önemini görüştü. Başbakan El-Helbusi ile yaptığı görüşmede yürütme ve yasama kuralları arasındaki entegre koordinasyonunu da devlet kurumlarına vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan projeleri hayata geçirmelerini sağlayacak yetenek ve altyapı sağlayacağını vurguladı. Başka bir hükümet etkinliğinde Başbakan Federal Hükümetin, bakanlıkların paralel kolu olan yerel yönetimlerin ve yürütme organlarının da çalışmalarına verdiği desteği yeniden doğruladı. Başbakan dün Divaniye'nin yeni valisi ile il meclis başkanı ve üyelerini kabul ederken, il merkezi, ilçeleri ve çevresinde verilen hizmetleri geliştirecek bir hizmet ve ekonomik programla ilerlemenin gerekliliğine işaret etti. Uluslararası koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilmesi konusunda koalisyonun görevlerini sona erdirmek üzere Yüksek Askeri Komite'den çıkan 3 alt komite, uluslararası koalisyondan mevkidaşlarıyla Bağdat'ta toplantı yaparak gündemlerinde hazırladıkları konuları değerlendirdi. Silahlı Kuvvetler Başkomutan Resmi Sözcüsü Tüm General Yahya Resul tarafından yapılan açıklamada komitelerin uluslararası koalisyonun DAEŞ'le mücadele misyonunu sona erdirme planının gerekliliklerini yerine getirmek için toplantı tutanaklarını sunduğu doğrulandı. Ekonomik dosyada ise hükümet tarafından kabul edilen bankacılık ve mali reformun uygulanmasının ardından uluslararası para fonu, Irak'ın petrol dış yerli üretimi artma ve kamu mali yönetimini güçlendirme konusunda ilerleme kaydettiğini doğruladı. Bakanlık tarafına yapılan açıklamada Maliye Bakanı Tevfik Sami başkanlığındaki Irak heyetinin Ürdün'ün başkenti Amman'da fon uzmanlarıyla görüşmelerde bulunduğu doğrulandı. Komisyon ikinci oturumda Temsilciler Meclisi'ndeki eski bir temsilci hakkında kamu görevi üstlenmesi için çağrı emri çıkardığını duyurdu. Komisyon eski milletvekilinin de nüfusunu istismar ettiğini ve parlamento üyeliğini talep ettiğini belirterek patrol ürünleri kaçakçılığı amacıyla 2. El Kara Mahkemesi hakiminin şikayetçinin benzin istasyonlarının mülkiyeti konusuna ilişkin soruşturma kağıtları düzenlemeye ve fonlarını araştırmak ve soruşturmak üzere kurum bünyasındaki önlem dairesini görevlendirmeye karar verdiğini ifade etti. Öte yandan güvenlik konularıyla ilgili olarak üst düzey bir güvenlik heyeti ambardaki El Cezire Operasyonlar Komutanlığı'nı ziyaret etti. Genelkurmay Başkanı Kor General Abdülemir Reşit Yarallah ve Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Kor General Kays El Muhammedavi başkanlığındaki heyete Kara Kuvvetleri Komutanı da güvenlik durumunu incelemek üzere eşlik etti. Adli olarak Merkez Ceza Mahkemesi uyuşturucu madde ticareti sonucundan hüküm giyenlere bir idam cezası verdi. Yargıdan yapılan açıklamada 5 satıcıdan 3'ünün yabancı uyruklu olduğu ve Semava kentinde uyuşturucu ticaretiyle uğraştıkları, bu kişilerin Necef ilinden getirilip komşu ülkelere kaçırıldığı belirtildi. Irak Türkmen Cebesi Genel Başkanı Hasan Toran ve Kerkük Valisi Rakan Said El-Cuburi, vatandaşlara sunulan hizmetlerin geliştirilmesi için bir araya gelerek toplantı düzenlediler. Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan ve Kerkük Valisi Rakan Seyit El-Cuburi, vatandaşlara sunulan hizmetlerin geliştirmesi için bir araya gelerek toplantı düzenlediler. Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi Listesi Başkanı Hasan Turan'la Vali El-Cuburi toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Irak Türkmen Cephesi Siyasi Büro Üyesi ve Kerkük İl Meclis Üyesi Sefsen Ceddu da katıldı.
Toplantıda valiliğin güvenlik, siyasi ve hizmet koşullarının ele alındığı belirtilerek kamu yararına hizmet edecek şekilde diyalog ve ortak koordinasyon mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Toplantıda ayrıca valiliğin güvenlik ve istikrarının, kardeşçe bir arada yaşamanın devamlılığın sağlayacak şekilde desteklenmesi konusu da toplantıda görüşüldü. Toplantıda daha sonra Kerkük'lü vatandaşlara en iyi hizmetin sunulması ve projelerin bir an önce hayata geçirilmesi için yerel yönetimin kurulması gerektiği vurgulandı. Kerkük Valisi Rakan Said El-Cuburi, Kerkük yönetiminin, ekibinin ve güvenlik ve gözetim kurumlarımızın Kerkük pazar ve mağazalarında vatandaşların kırmızı, beyaz, et ve gıda ihtiyaçlarının istismar edilmesine izin vermeyeceğini doğruladı. Kerkük Valisi Rakan Said El-Cuburi, Kerkük yönetiminin ve ekibinin ve güvenlik ve gözetim kurumlarımızın Kerkük pazar ve mağazalarında vatandaşların kırmızı, beyaz et ve gıda ihtiyaçlarının istismar edilmesine izin vermeyeceğini doğruladı. Vali El-Cuburi, Sağlık ve Genel Müdürü, Sanayi Federasyonu Başkanı, Kerkük Ticaret Odası Başkan Yardımcısı, Şii ve Sünni vakıfları yöneticileri, Kerkük Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Suçlarla Mücadele Müdür Yardımcısı, Veteriner Hastanesi Müdürü, Kerkük Belediyesi Temsilcisi ve Tarım Müdürlüğü temsilcilerinin de katıldığı toplantıda Ramazan ayında et fiyatlarının yükselmesine izin verilmeyeceğini ifade etti. Toplantıda ayrıca piyasa hareketleri ve ildeki fiyatlar tartışılıp takip edildikten sonra fiyatların Mart ayının birinden bir sonraki Mayıs ayının birine kadar belirlenmesine karar verildi. Kararda kuzu etinin kilogram fiyatı 18 bin dinar. 1 kilo dana etinin ise fiyatı 16 bin dinar. 1 kilo kemikli dana etinin fiyatı ise 14 bin dinar olması yer aldı. Filistin meselesiyle ilgili olarak Irak hükümeti Lübnan sınırı yakınındaki göçmen Filistinlilere yeni gıda ve yardım malzemesi gönderdi. Başbakan danışmanı Ziyad Halef El-Edvani bu yardım sevkiyatının göçmen Filistinlilere ulaştırılması için Bağdat'tan şehit Muhammed Ala Hava Üssü'nden Lübnan'a iki uçağın kalktığını doğruladı. Siyonist işgal güçlerinin işlediği suçlarda Siyonist işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Nablus Kavşağı yakınlarında gerçekleştirdiği katliam sonucu 70 Filistinli şehit oldu. Gazze Sağlık Bakanlığı Nablus Kavşağı yakınındaki Er-Raşid Caddesi'ni hedef alan işgal saldırısında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 200 yaralının El-Şifa Hastanesi'ne ulaştığını ve bunun sonucunda yüklü bir kamyonun çarptığını doğruladı. Gazze Şeridi'nin merkezindeki Siyonist saldırılarında çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere 25 Filistinli şehit oldu. Kaynaklar Nusayrat ve Bireyç kamplarında Siyonist ordunun hedef aldığı evlerin enkaz altından şehitlerin çıkarıldığını bildirerek işgal uçaklarının da iki kamptaki konut alanlarını hedef almasının ardından onlarca kayıp kişinin arandığını belirtti.
Filistin Sağlık Bakanlığı resmi sözcüsü Eşraf El-Kudra Gazze şeridindeki hastanelere çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere 79 kişinin şehit düştüğünü belirtti. Toplam şehit sayısının da 30 bine dayandığını belirten El-Kudra, yollarda ve bombaların enkazı altında kaybolan binlerce kişinin yanı sıra yaralı sayısının da 70.215'e yükseldiğine dikkat çekti. Siyonist saldırı ve kuşatmanın Gazze'de sağlık sektörüne de yansıması sonucu Gazze'nin kuzeyindeki son hastane olan Kamal Advan Hastanesi de hizmet dışı kaldı. Kaynaklar hastanenin yakıt yetersizliğinden dolayı kapatılması nedeniyle Kuzey Gazze şeridi sakinlerinin artık sağlık hizmetlerinden mahrum kaldıklarını bildirdi. Gazze'ye yönelik saldırının başlangıcından bu yana bombalama, yakım, tıbbi malzeme ve yakıttan yoksun kalan nedenlerle 31 hastane hizmet dışı kaldı. Bir dizi Filistinli diriliş savaşçısı Tul Karam'ın kuzeyindeki Kafin kasabasına baskın düzenleyen Siyonist işgal güçleriyle çatıştı. Medya kaynakları işgal ordusundan bir askeri gücün kasabaya batı eksenden saldırarak El Karaç bölgesi ve Masara El Garbiya civarı ve Doğu bölgesi sokaklarında dolaştığını belirtti. Lübnan'da Hizbullah hareketi Cel el-Alem bölgesi civarındaki Siyonist işgal askerlerini top mermileriyle hedef aldığını duyurdu. Hareket yaptığı açıklamada Batı Celil'deki bir işgal askeri bölgesinde doğrudan kayıplar verdiği doğrulayarak medya kaynakları da El-Celil bölgesindeki işgal altındaki Şilomi bölgesinde sirenlerin çaldığını doğruladı. Lübnan'da Siyonist işgal uçaklarının da ülkenin güneyindeki evlerini bombalaması sonucu bir vatandaş ve eşi şehit oldu. Medya kaynakları bombalamanın da aynı zamanda Kafra Sidikin ve El Zülötya kasabalarını da hedef aldığını, işgal topçularında ayrıca Hula Marakba, Meis El Cebel ve Vadi El Seluki kasabalarını da hedef aldığını doğruladı. Haberlerimizin sonuna gelmeden önce haber başlıklarını hatırlayalım. Başbakan Muhammed Şia El-Sudani yeni yerleşim kentleri ve arsalarda eğitim ve üretim kadrosuna öncelik verileceğini duyurdu. Başbakan Muhammed Şia El-Sudani Takaddum Partisi lideri Muhammed El-Helbusi ile hükümetin yürütme programını tamamlanmasında ve en önemlisi yeni bir anayasal yetkilerin seçilmesi olan anayasal hakların çözülmesini hızlandırmada desteklenmesinin önemini görüştü. Başka bir hükümet etkinliğinde Başbakan Federal Hükümetin bakanlıklar paralel kolu olan yerel yönetimlerin ve yürütme organlarının da çalışmalarına verdiği desteği yeniden doğruladı. Üst düzey bir güvenlik heyeti ambardaki El Cezire Operasyonlar Komutanlığı'nı ziyaret etti. Filistin meselesiyle ilgili olarak Irak hükümeti Lübnan sınır yakınında göçmen Filistinlere yeni gıda ve yardım malzemesi gönderdi. Siyonist işgal gücülerinin işlediği suçlarda Siyonist işgal güçlerinin Gazze şeridinin kuzeyindeki Nablus kavşağı yakınlarında gerçekleştirdiği katliam sonucu 70 Filistinli şehit oldu. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.